Evet. Kapatayım ben, öyle bir şey gelirse ben bana hemen iletin. Tamam. Onlar korkutmak için yapıyorlar, kapat, tamam mı? Bana iletin, ben onu iptal evet. ettim. Tamam. Hadi görüşürüz, hadi sağ olun. Evet, burada şu anda bir kutlama yapılıyor. İnsanların belediye araçları burada. Şimdi şöyle izah edeyim ben. Çevirmeye çalışıyorlar. Şu anda çevirmiyorlar fakat siz gelince kaçtılar, buraya durdular. Daha önce bizim arazimizin önünde, kendi özel arazimizde biz Tarım Bakanlığı'nın yeri olan tarım arazisine izin almış bulunmaktayız. Bu izni hiçe sayarak gelin faaliyetimize son verin, tutanak tutun. Hayır değil. Kamyonculara, kamyonlarınıza buraya döküm yapmayın. İstaça, TEAK adına döküm yapmaya gidin. Sizin yol belgeniz oraya diyerekten tacizde bulunuyorlar. Biz de bunu müdahale edince noter tespit çağırana kadar tam bunu duyuyorlar. Noter geliyor, tespit geliyor, basın geliyor deyince kaçıyorlar. Gördüğünüz gibi buraya saklanmış var. Ne sakıncası var? Yani bu harfiyatın sizin oraya dökülmesinde bir sakınca mı var? Yasaklı bir harfiyat. Hayır, bir yasaklı bir harfiyat değil. Temiz harfiyat toprağıdır. Sakıncası şudur. Kendi işlettikleri, İSTAÇ'ın işletmiş olduğu TEAK adında daha uzak bir bölge var. Harfiyatçılar oraya gitmek istemiyor. Onlar oraya götürüp kendileri ran sağlamak. Başka bir amaçları yok. Evet. Başka da bilmiyorum. Daha başka amaçları varsa onları da bana daha henüz yansıtmadılar. Fakat yani resmi bir yazışma yok. Resmi kurumun yapmış olduğu kaçma olayıdır. Jandarmayı taciz ederek işte burada bizim görevimizi yapmamıza engel oluyorlar diye jandarmaya getirmişlerdi. Jandarmaya ben söyledim, bir engel yoktur. Buyursun iki satır yazı yazsın, faaliyetine son veriyorum. Ben de kurtulayım bu deften dedim. Ondan sonra da kaçtılar. Gördüğünüz gibi buraya saklanmış vaziyetteler. Burada da biz gittiğimiz zaman gelen kamyona sakın oraya gitmeyin. Biz size ceza yazarız. Hakkınızda işlem yaparız şeklinde taciz ediyorlar. Dönün TEAK adına gidin şeklinde. Şu anda bu özel kişinin işlettiği bir yer olduğu için bu tarım arazisi, Tarım Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir yerdir. Döküm yerinde ne yapıyorsunuz? Biz şu anda makine araç parkı yapmak üzere rehabilite yapıyoruz, düzenleme yapıyoruz, dolgu ve düzenleme. Rehabitenin bütün bu yazışmaları valiliğe, bakanlık kanalıyla yazılmıştır. Bu yazıların tamamı, işe başladığımın belgeleri, Büyükşehir Belediyesi'ne de, çevre korumaya da, kaymakamlığa da, jandarmaya da her tarafta dosya olarak ben resmi olarak vermişim. Bütün kayıtları var bende. Başlamadan bir gün önce vermişim. Bunlardan da bilgileri var. 3 aydır bizi çalıştırmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama faaliyetimize resmi olarak son vermiyorlar. Kanuni haklarımızı arayamıyoruz. Yani dolayısıyla sizler kanun olarak da bir şey yapamıyorsunuz. Yapamıyoruz. Evet. Elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette. Bakanlığın vermiş olduğu bir yetki var. Evet. Yetki elinde. Bakanlık burası 5403 sayılı yasanın 13. maddesi gereği bir de Tarım Arazileri Yönetmenliği'nin 5. maddesine göre Tarım Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir tarım arazisi olduğu için izin oradan alınır. Çünkü oradan geldiler, etüt yaptılar. Burada inceleme yaptılar. İnceleme sonucunda böyle bir şeyi yapmaya Tarım Bakanlığı izin verdi. Ama biz bu izni içe sayıyoruz. Bizden de izin almanız gerekiyor diye. Biz daha önce müracaatımızda zaten reddetmişlerdi onlar. Bakanlıktan izin almadan önce müracaat etmiştik. Zaten siz mahkemeye vermeyi düşünüyor musunuz? Mahkemeye vermeyi düşünmek değil. Mahkeme dosyalarımı hazırlamış vaziyetteyim ama benim faaliyetime son vermiyorlar. Resmi olarak. Yazılı hiçbir şey yapmıyorlar. Tamamen sözlü tacizde. Sadece araçlar resmiyeti peki, kullanıyorlar. Biz de burada takip edelim. Bakalım kamyonlarla ilgili bir işlem yapıyorlar. Siz buradayken yapmazlar işte. Gördüğünüz gibi yapmıyorlar. Ama burada da durmaya devam ediyorlar. Burası dağın başı. Uygulama bölgesi midir burada? İki tane araç 24 saat bekletme sebepleri. Caydırıcılık amacıyla yapıyorlar. Maalesef işlem yapmıyorlar. İşlem yapsınlar. Ben daha iyi kanun haklarımı arayayım. Ben kapatayım. Faaliyetime son vereyim. Yapsın işlemi. Hayır tabi. Eğer ki bakanlığın vermiş olduğu izin yasal değilse bu yasalara aykırı işlem yapıyorsun. Ben onlardan önce kapatırım. Yasalara da aykırı hiçbir işlem yapmam. Yasalara da uyarım. Ama maalesef onlar yasalara uymuyorlar. İki satır yazı yazacaklar, tutanak tutacaklar. Başka bir şey değil. Müdürleri buradaydı, amirleri buradaydı. Basın deyince, noter deyince, noter gelene kadar gidiyorlar. Dağın başındayız. Tespit yaptıramıyoruz. Mahkeme tespiti yaptıramıyoruz. İspatlayamıyoruz. Resim çekiyorum. Jandarma, Hadımköy jandarması jandarmanın aracının resmini çekemesin diye fotoğraf cep telefonunda fotoğrafımı sildi. Kanunen yasak mıdır? Onu da bilmiyorum. Yok. Sildi. Yasak değil. Bilmiyorum. Dedi ki yasak. Jandarmanın şeyini çekemesin dedi. Cep telefonundan fotoğrafı sildi. Çünkü kapının ağzında duruyorlar. Uygulama yapıyoruz burada. Yazın yaz. Bu kadar yani. Yapacak bir şey yok. Ben teşekkür ederim. Gel. Belediye burada ne yapıyor diye sorabilirsiniz. Gel. Evet, kolay gelsin. Burada harfiyat yapıyorsunuz galiba. Şu anda belediye yetkilileri burada bir uygulama yapıyorlar. Sizlere karşı caydırıcılık bir çalışmaları var galiba.
ne yapıyorlar? Ben de bilmiyorum, ben bir şey anlamam. Yani burada durdurdukları zaman ne yapıyorlar diye soruyorum. Evraklarımıza bakıyorlar, her şeye bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Amaç ne? Yani siz şu anda döküm yapmanızı mı engellemeye çalışıyorsunuz? Evet. Döküm yapmamızı engellemeye. Bu hangi kanaldır? Başka bir şey yok yani, değil mi? Yok. Şu anda resmi olarak normalde döküyorsunuz. Resmi olarak bir evrak da verdiler mi size? Tabii canım. Bu şey için yani bu zabıtalar dökmeyin de bir evrak ibraz ettiler mi size? Evet. Yazılı bir evrak vermediler. Sözlü olarak tahsil ediyorlar. Yazılı da verdiler, sözlü de. Evet. Yazılı bir evrak yok. Ya niye çekiyorsun? Çeksin ya. Çeksin bir şey olmaz. Çeksin. Size teknik de var.